Merhaba, bu videomuzda KobiERP yazılımında bulunan stok fiyat listesi kaydı nasıl oluşturulur onu inceleyeceğiz. Fiyat listeleri, belirleyeceğimiz cari hesap veya şube için istenilen stok fiyatı üzerinden satış yapmamıza kolaylık sağlar. Özellikle birden fazla şubesi olan işletmeler, şubeleri için fatura oluştururken ilgili fiyat listesini seçerek tanımlı olan fiyat üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Şimdi yazılımımızda fiyat listesi nasıl oluşturulur ona bakalım. Öncelikle kartlar sekmesinden stok fiyat bilgileri içinde bulunan stok fiyat listelerine tıklıyoruz. Gelen arama ekranında daha öncesinde oluşturmuş olduğunuz fiyat listelerini listeleyebilir ve üzerinde inceleme yapabilirsiniz. Yeni bir fiyat listesi oluşturmak için sol alt köşede bulunan ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan yeni kayıt ekranında fiyat listesi kodu alanından takip edeceğiniz bir kod varsa onu yazabilir veya F5 tuşuna basarak sıradaki fiyat listesi kodunu ilgili alana getirebilirsiniz. Fiyat listesi adı alanına oluşturacağınız fiyat listesi için vermek istediğiniz adı yazabilirsiniz. Notlar alanına ise bu fiyat listesi için belirleyeceğiniz bir notu girebilirsiniz. Daha sonrasında listenin durumu alanından aktif pasif olarak fiyat listenizin durumunu belirleyebilirsiniz. Başlama tarihi ve bitiş tarihi alanlarından oluşturacağınız fiyat listesi için bir tarih aralığı belirleyebilir ve sadece bu tarih aralığında belirlediğiniz şube ve cariler için oluşturduğunuz stok listesinden ilgili fiyatlandırmanın yapılmasını sağlayabilirsiniz. Cari hesap grubu alanından 3 noktalı butona tıklayarak cari hesap gruplarımızı listeliyoruz. Bu alandan müşteri hesap grubumuzu seçiyoruz. Listenin şubesi için bir şube seçimi yapabilir. Daha sonrasında cari hesap alanından yine 3 noktalı butona tıklayarak belirleyeceğimiz bir cari için bu fiyat listesini geçerli kılabiliriz. Üst kısımda ilgili alanları tamamladıktan sonra alt tarafta bulunan stok kodu alanından 3 noktalı butona tıklayarak oluşturacağımız fiyat listesinin hangi stoklarda geçerli olacağını seçimini yapabiliriz. Bu alanda fiyat listesine dahil etmek istediğimiz İlgili stoklarımızı listeledikten sonra seç butonu ile seçimlerini yapıyoruz. Birim satış fiyatı alanından stoklarımız için belirlediğimiz ilgili birim satış fiyatlarını girdikten sonra alış fiyatı alanından dilerseniz stoklarınızın alış fiyatları üzerinde de değişiklik yapabilirsiniz. Daha sonrasında sol alt köşede bulunan kaydet butonuna tıklayarak stok fiyat listesi kaydımızı oluşturmuş oluyoruz. Stok fiyat listesi oluşturma kaydı genel olarak bu şekildeydi. Yapmış olduğumuz işlemin kontrolünü sağlayacak olursak fiyat listesinde belirttiğimiz carimize bir satış faturası düzenleyip daha sonrasında ilgili stoklarımızın faturadaki yansımasına bakalım. Bunun için işlemler sekmesinden fatura ve satış faturasını tıklıyoruz. Yeni bir fatura oluşturmak için ekle butonuna tıkladıktan sonra gelen yeni kayıt ekranında cari kodu alanında ilgili cari firmamızı seçiyoruz. Daha sonrasında depo alanından depomuzu seçtikten sonra bu alanda işlem şubemizi fiyat listesinde belirttiğimiz merkez şube olarak seçiyoruz. Daha sonrasında stok kodu alanından fiyat listesinde belirttiğimiz stoklarımızın seçimini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi stoklarımız için ilgili carimize fiyat listesinde belirlemiş olduğumuz fiyatlarımız otomatik bir şekilde karşımıza çıkmakta. Sizler de KobiERP yazılımı ile belirlediğiniz bir cari veya şubeniz için fiyat listesi oluşturabilir, işlemlerinizi buna uygun bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.